Ay vallahi büyük riske girdim ben. Bu nasıl gizli tanıklık anlamadım. Eve kağıtlar falan geliyor. Vallahi böyle konuşmamıştık Tansel Bey. Kesinlikle böyle konuşmamıştık. Yani bence de. Artık bir telafi etmeniz lazım bunu. Yaptığınız şeyin telafisi yok Mücella Hanım. Benim size verdiğim parayı gidip Kafkas'a vermişsiniz. Ha siz onu mu diyorsunuz? Yalnız o öyle olmadı. Şimdi ben Kafkas'a verdim o parayı ama karşılığında evin hisselerini aldım. Yani bir nevi ticaret diyebiliriz. Mücella Hanım, ister evin hisselerini aldın, ister tüy dökücü krem beni ilgilendirmiyor. İkimiz de Kafkas'ın buradan gitmesini istiyoruz sanıyordum. Ama siz ona o parayı vererek ona can vermişsiniz, ayağa kaldırmışsınız. Ay ya 3.30 parayla kime ne can verilir, kim ayağa kalkar? Yani çoktan eriyip gitmiştir o 30.000. Bakın asıl mevzumuz tanıklık mevzu. Serhat abisine çok düşkündür. Vallahi anlarsa beni dakikasında boşar yani. Hani Serhat'a yanmam ama çocuklara yanarım ha. Sizin dışınızda şüpheleneceği başka biri yok mu? Ay yok, nereden olsun? Bulun o zaman. Başkasını bulacakmışım. Ha oldu. Çok kolaydı sanki başkasını bulmak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ana! Tansel Bey'le görüşecektim. Ay bunun ne işi var burada be? Pardon, üyelik kartınız var mıydı? Yok, üyelik kartım falan yok. Kim geldi diyelim? Fırat Bölükbaşı. Efendim, Fırat Bölükbaşı gelmiş. Bırak gelsin. Koridorun sonundaki, soldaki büyük oda. Ne oluyor be? Ay, ne oluyor be? Ay eyvahlar olsun. Kıyamet kopacak. Geç baba, geç. Serbest geç. Usta benim biraz acelem var. Bassam mı acaba? Sana zahmet olacak ama. Tamam abi. Hoş geldin Kafkas. Seni burada görmek ne güzel. Zafer mesajımı iletmiş belli ki. Ya. Kabul ediyor musun 5 maçlık kafes dövüşü teklifini? İstersen hemen anlaşabiliriz. Benim adım Fırat. Şimdi seninle başka bir anlaşma yapacağız. Madde 1. Türlü katakulliyle elimden aldırdığın çocuğumu geri vereceksin. Madde 2. Bundan sonra sevdiklerimin etrafında gölgeni dahi görmeyeceğim. Köşeye sıkışan ben değilim, sensin. O yüzden şartları ben belirlerim. Sen Nefes mesafesini bilir misin? Hı? Rakibin nefesini hissedeceği kadar yakınına girmişse ancak gözünü hakem sayarken açarsın. Beni ilgilendirmez. Ben devirenden de devrilenden de para kazandığım için kimsenin ağız kokusunu çekmem. Bundan sonra sana nefes mesafesinden bile yakınım. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kurtar kendini Mücella. Ne yap et? Kendini kurtar bu işten. Allah'ım yarabbim ya. Kardeş bak benim seninle bir işim yok. Papaz etme bizi burada şu an. Emir'i konuşsun haddini bil. Ama yani. Hoş oldu mu şimdi? Zafer! Kardeşim bir saat oldu ya. Konuşla daha bir saat oldu. Neredesin sen ya? Sıkıntı yok. İndirdin mi adamı? Yok oğlum, mevzu yok. Yemin ederim bıktım senden de babamdan da. Ya peşinizde koşmaktan bıktım ya. Yani. Sen nefes mesafesini bilir misin? Hı? Rakibin nefesini hissedeceği kadar yakınına girmişse ancak gözünü hakem sayarken açarsın. Ay ne oluyor be? Psikopat gibi. Sen niye işe gitmedin? Asıl sana ne oluyor Mücella? He? Sabahın köründe nereye gittin sen öyle hayalet gibi kalkıp? Allah Allah. Nerede olacağım canım? Şimdi çarşıdaydım. Çarşıya? Ha. Hmm. Sabahın köründe kalktın çarşıya gittin. Bir çöp bile almadan eve geri döndün öyle mi Mücella? Serhat ne oluyor? Ne bu haller? Asıl sana ne oluyor Mücella? Ne karıştırıyorsun sen? He? Serhat. Bak evin huzuru kaçmasın diye susuyorum. Açtırma benim bayramlık ağzımı ha. Aç Mücella. Aç. Aç da söyle. Neredeydin ya? Serhat sen neyi ima ediyorsun ya? Ha? Ha. Açık açık söyle. Abin aleyhinde tanıklık yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Vallahi insanın dili varmıyor da. Hı hı. İçine bir kurt düşüyor ama. Öyle mi? Öyle. Kalk! Kalk! Ne yapıyorsun ya? Yürü. Bana nasıl iftira attığını kendi gözlerinle göreceksin, kulaklarınla duyacaksın. Ya saçma sapan hareketler yapma bir dur. Azıcık adamlığın varsa yüzüm kızarır. Saçma sapan hareketler yapma Mücella. Utanmıyorsun değil mi karımın günahını almaya? Yürü!